Özden Certel ile Sağlıklı Günler programından herkese merhaba. Çok bildiğiniz, çok şikayet ettiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Topuk dikeni. Annemde de var, bende yaşadım diyeceğinize eminim. Topuk dikeni genelde sabah yataktan kalkar kalkmaz veya oturduğumuz bir yerde istirahatten sonra ayağa kalktığımızda başlayan ağrılarla şikayetlerimizin arttığı bir durumdur. Hasta ayağının üstüne basar basmaz diken üstünde yürüyormuş hissi aldığı için bu ismi almıştır. Yanlış ayakkabılar, uzun süre ayakta durmayı gerektiren meslek, sert zeminde çirkin, kötü bir tabanlıklı bir ayakkabıyla yürümek, aşırı kilo ya da ani kilo artışı, geçirilen travmalar, hep bunlar birer topuk dikeni oluşumuna sebep olabilecek durumlardır. Ani yük binmesi ve sert zeminde yürümemek, gerçekten yanlış ayakkabı kullanımıyla sert zeminde yürümek bizim için son derece sıkıntılı bir durumdur. Topuk dikeniyle karşıma gelen hastanın her birine ilk önce nasıl ayakkabı seçilmesi gerektiğini öğretiyorum. Doğru ayakkabı, doğru zeminde yürümek. Yürüyüş yapmak demek, çarşıda gezer gibi, vitrin seyreder gibi yürümek demek değildir. Yürüyüş yapmak, eğer spor amaçlı yapılıyorsa, tartan pistte, yani yumuşak zeminde yapılan ve spor ayakkabıyla yapılan yürüyüşlerdir. Lütfen kendinize uygun tabanlıklı, güzel ayakkabılar alın. Ayakkabı, yükü taşıyan ayaklarımızın çökmesine, zedelenmesine, yara oluşumuna önleyecek aparatlardan biridir. Lütfen ayakkabıya ayırdığınız parayı harcamaktan korkmayın. Benim için son derece önemli bir şeydir. Hem ayak sağlığınızı, hem bel sağlığınızı ve diz sağlığınızı tetiklemektedir. Tabii diz ve bel işin içine girince omurga sağlığını da birleştirmiş olmaktayız. Yani bir ayakkabı deyip geçemeyiz. Mümkün değil, iyi bir şey kullanmak zorundayız. Peki topuk dikeninde ne oluyor? Neden biz bunu böyle yaşıyoruz? Zamanla topuk dikeninin altında, ayağımızın altında fasya dediğimiz yapılar var. Bu biraz önce saydığım olaylardan dolayı herhangi bir yırtılma, liflerde, fasyada yırtılmadan kaynaklı bir enfeksiyon oluşuyor. Ve zamanla kireçlenme tarzı sert bir osteofitik yapış meydana geliyor. Ve aynı o bir diken gibi, çıkıntı gibi, şimdi arkamızda da gördüğünüze eminim, topuklarda bir diken oluşuyor. Bu dikenin oluşmasıyla istirahat anında sıkıntı yaratmasa da ayağa ilk kalkışlarda batma hissi, ağrı hissi ilk şikayet ettiğimiz şeylerden biri oluyor. Peki topuk dikeni tedavisinde biz neler yapıyoruz? Biz topuk dikeni tedavisinde fizik tedavi adına son yıllarda gerçekten çok ilerledik. Birazdan onlardan bahsedeceğim ama biz öncesinde neyi kullanıyoruz? Hangi hastalıklardan sonra bunları görüyoruz? Onu da sıralayayım. Biraz önce zemin ve çevresel faktörlerden bahsetmiştim. Şimdi ise obezite dışında artrit, yürüme bozuklukları, aşırı zıplama, aşırı koşma, yüksekten atlama, dağa tırmanma gibi yaptığımız sporlar ya da kendimize bakmamamız topuk dikeni oluşmasında, özellikle artritin de çok büyük katkısı var, topuk dikeninin oluşmasına sebep olan şeylerdir. Yani bizlerin risk faktörleridir. Belirtilere bakacak olursak, demin de söylemiştim, sabah kalktım ağrım var, istirahatten sonra ağrım var, topuğumun altında hafif bir şişme ya da iltihaplanma var. Bir şey var, böyle bir şişlik hissi alıyorum diyorsunuz ve zaman zaman da o kemik dikensi çıkıntılar elinize geliyor. İşte tam burada deyip bize zaten siz direkt gösterebiliyorsunuz. İşte bu durumda topuk dikeni bizim için sorun olmaya devam ediyor. Peki tanıda en çok neyi kullanıyoruz? Tanıda en çok röntgen ve zaman zaman MR'dan destek alabiliyoruz. Topuk dikeni tedavilerinde ayak için egzersiz yapmamız gerekiyor. Biraz önce de söyledim. Ayağın altında fasya dediğimiz bir yapı var. Biz o yapıyı ne kadar çok dolaşımını artırır, germe ve esneme egzersizlerini yaparsak o kadar başarımız artıyor.
Peki bunun için başka bir şey kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Siz biliyorsunuz ki zaten artık çok duyulmaya da başladı. Bantlama tedavileri, ESVT dediğimiz şok dalga tedavisi, genelde 5-10 seans arasında süren, tak 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 ayağımın altından vurdular, birkaç seans çok acıdı, ondan sonra rahatladım dediğiniz tedaviler. Hil terapi, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi yani, ultrasondan yararlanabiliriz. Ayağa özel yapılmış tabanlık. İşte bu kısmı çok önemli. Ben genellikle topuk dikeni hastalarında klasik veya gittiğinizde protez ortezden ya da medikalden alınmış silikon tabanlıkları tercih etmiyorum. Çünkü hepimizin ayağının açısı, yapısı farklı ve topuk dikeninin olduğu yer de farklı. Benim tabanlıkta o topuk dikenini rahatlatabilmem için tabanlığın o kısmını boşaltmam gerekir. Yani yuvarlak bir simit gibi oymam gerekir. Ama hazır aldığınız statik tabanlıklarda yüzey yumuşak oluyor. Çok hafif topuk dikenlerinde fayda sağlasa da gerçekten uzun süren ağrılı durumlarda fayda sağlamıyor. O yüzden şahsın kendine ait yapılmış, ayak ölçüsü alınarak yapılmış ve topuk dikenini hissettiği yerdeki nokta boşaltılarak yapılmış tabanlıkları tercih etmiş oluyoruz. Peki tabanlığı da verdik. ESVT'yi de uyguladık. Yeter. Hayır. Egzersizlere uymak zorundasınız. Son derece bilinçli ve sizlere verdiğimiz hem fasya hem ayak bileği egzersizlerini yapmak zorundayız. Lütfen topuk dikenim geçti diye egzersizleri bırakma hatasında bulunmayın. Bir süre sonra tekrar olabilir ya da diğer ayağınızda olabilir. Bu yüzden hazırlıklı olun ve lütfen egzersizlerimizi yapın. Bantlama tedavisi son yıllarda oldukça önem kazanmış. En pratik uyguladığımız kinezyo tep bantları ve onlar için hazır kesilmiş bantlarımız oradaki ağrıyı hemen almaya destek sağlayan aparatlar arasında yer alıyor. Hatta hastalara bile zaman zaman kendilerine öğreterek bunların nasıl yapıştırması gerektiğini, ağrı hissini nasıl hemen toparlayabileceğini anlatabiliyoruz. Bir de egzersizlerde kullandığımız dikenli toplar var. Neden dikenli toplar? Su şişesi yuvarlasam olmaz mı? Evet olur. Su şişesi yuvarlasanız da olur. Kavanozu yuvarlasanız da olur. Ama böyle topuk dikeni ve ayak altı hem duyu girdisini artıran, proprioception dediğimiz duyu girdisini artıran hem de o fasyaya minik minik dokunuşlarla ağrıyı biraz daha hızlı kesmeye yardımcı olan dikenli toplar parmak ucu topuk şeklinde çalışılırsa hem çok keyifli oluyor hem egzersizi daimi yapmış oluyorsunuz. Mesela günlük yaşantınızda yemek yerken bile oturduğunuz yerde ayağınızın altında 5-10 dakika yapsanız kendiniz için son derece faydalı bir egzersizi başarmış olacaksınız. Peki bunların dışında bir tedavi yöntemi var mı? Evet var. İlaç tedavisini, ağrıyı kesmek için ilaç tedavisinin yanı sıra lokal kortizon ve trombositten zengin plazma enjeksiyonları uygulanabilir. Bunlarla da rahatlamıyor. Enjeksiyonu yaptık, egzersizleri yaptık, işte ESVT uyguladık, fizik tedavi ajanlarını uyguladık ama geçmeyen bir ağrı var. O zaman cerrahi metotlar da uygulanabiliyor. Peki cerrahisi nasıl? Bence cerrahisi son derece sıkıntılı. Hasta için istirahat kısmı oldukça zor ve ağrılı geçiyor. Sinir sonlanmalarından dolayı, ayakta ayağa basma hissini vermek istememizden dolayı her kalkışta bir dönem ağrılı bir süreç yaşanıyor. Yani topuk dikeni operasyonu geçirdikten sonra biz hastalara ortalama bir rakam veriyorum. 6 hafta en azından bir iyileşme süreci koyarız ve o dönemde hastanın ayaklarının pozisyonlanmasını, elevasyonda yani yüksekte olmasını ardından atelle beraber bizim istediğimiz zamanda istediğimiz şekilde yürümesini ve yük vermesini isteriz. Tabii bu periyot biraz daha ağrılı ve uzun sürmüş oluyor. Sonrasında yeniden fizik tedavi programlamalarını yapıp egzersizlere geri dönmek zorunda kalıyoruz. Yani topuk dikeniyle egzersizsiz baş etmenizin imkanı yok. Lütfen
Sizler de eğer bu rahatsızlığı yaşıyorsanız en kısa zamanda uzman arkadaşlarımdan ya da benden egzersizleri öğrenin ve günlük yaşantınıza dahil edin. Selam ve saygılarımla.